Müjdar. Zaferciğim merhaba, nasılsın canım? Kemal Sunal. Fethi! Annen ölsün Fethi, kurban olayım. Elimde döner bıçağı. Anne avradını. Kes lan dedi, buran Allah'a sen misin? Pat diye ortaya düştü. Orhan dede yanaklarına vuruyor böyle çap. İnanamıyorum vallahi. 1,5. Tokatlıyor her fırsatta, konuşturmuyor. Bağırma lan göt. Aleyküm selam. Ben kendi ellerimle soyuyorum. Dokunma bana. Saygı gösterin mahkemeye biraz. 992'ye 60 davacı Nebahat Işık. Namusumuz, vicdanımız, insanlığımız ben Osman. Tabii. Başka ne olacağını sanıyordun? İmkansızı yakalamak istiyorsan elini kirletmekten kaçınmayacaksın. Sevgili arkadaşlar, şimdi insan hayatındaki tesadüfler ya da ilkler üzerine yaşanmış olan bir şeyler anlatmak istiyorum sizlere. Bundan yıllar yıllar önce, hep diyeceksiniz ki Zafer abi hep de yıllar yıllar önce diyorsunuz ama hep söylüyorum ya, benim 80'li ve 90'lı yıllarım hep böyle sağlam performanslarla geçmiş yıllardır. Devlet Tiyatrosu'yla bir turne yaptık. Marmara turnesi. İşte Bursa, Balıkesir, Çanakkale falan oraları dolaşacağız. Bir haftalık da bir turnemiz var. Ya dedim, madem bir hafta turnemiz var, hiç olmazsa turnede okuyacak bir şeyler bulayım diye gittim bir kitapçıya girdim. Kitapçıda dedim ki baba ne var yeni çıkan kitaplardan? Abi şunlar var, bunlar var falan filan. Şunu ver, bunu ver falan derken böyle ipli, balya halinde daha açılmamış bir şey duruyordu orada. Dedim bu, onu daha açmadım abi dedi. Bir aç bakalım dedik. Tık diye herif kesti, açtık. Baktım, ağır roman Metin Kaçan. Güzel. Kitabı bir aldım, incecik. Dedim babacığım ağır roman da kitap niye ince? Nereden biliyorsun, belki içindekiler ağırdır dedi. Beni fethetti hemen, tık. Onu da aldık. Aldım kitapları falan, otele döndüm, daha oyuna çok var. Lan dedim şu ağır romana bir başlayayım dedim. Abi bir başladım, soluk almadan okudum. Rahmetli Metin Kaçan öyle bir yazmış ki, zaten kendi de o dolapdere dünyasının içinde büyümüş biri olduğu için adam zaten o atmosferi olduğu gibi canlandırmış. Allah sizi inandırsın, okudum kitabı baştan sona kadar, bayıldım ve ilk aklıma geçen şey, dedim ki arkadaş bundan ne güzel sinema filmi olur ya. Bundan dedim çok güzel sinema filmi olur. Ben burada oynasam neyi oynarım? Gafdici Fethi'yi oynarım dedim. Gafdici Fethi rolüne bayıldım. Ya orada o kadar erkek rolü var, işte Sadolar var, bilmem neler var. Gafdici Fethi rolüne bayıldım. Ulan dedim bu Gafdici Fethi rolü tam benim için biçilmiş bir kaftan dedim. Aradan yıllar yıllar geçti. Devlet Tiyatrosu'ndan, sekreterlikten aradılar. Dediler ki Müjdar sizle görüşmek istiyor. Allah Allah, Müjdar benimle niye görüşmek istiyor? Bir telefon numarası bırakmış. Aradım. Zaferciğim merhaba, nasılsın canım? İşte aşkım biz dedi bir sinema filmine başlıyoruz dedi. Orada dedi böyle küçük ama çok dişi bir rol var dedi. Aklımdan da sen geçtin dedi. Ne dersin, hani küçük bile olsa böyle bir rolde oynamak ister misin falan deyince, ben dedim ki Müjde Hanım yani film ne? Ya dedi Metin Kaçan'ın ağır romanı var biliyorsun dedi. Bir anda böyle bir ateş bastı. Evet. Orada dedi Gafdici Fethi diye bir rol var. Biz dedi yani senin oynayacağını düşündük ona dedi. Dedim ki siz şimdi neredesiniz? Dedi ki biz şu anda Beyoğlu Emniyet Amirliği'nin arkasındaki İstanbul Sanat Merkezi'ndeyiz. Bekleyin geliyorum dedim. 5 dakikada hemen zınk diye oraya indim Taksim'den. Anında yıllar önce murad ettiğim ve göz koyduğum rolü Allah bana kısmet etti. Gittim ve o rolü oynadım. Filmdeki en enteresan olaylardan biri Dolapdere Camiası'ndaki o geniş alanda çektiğimiz için oldukça kriminal bir bölge. Harlem gibi. O zamanki Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nden yapımcı yardım istedi. Mesela çekim yaptığımız sokak ağızlarını içinde 4'er tane polisin koruduğu ekip arabaları duruyor. Biz mahallenin ortasında bir yerde bir film çekmeye çalışıyoruz. Buna rağmen sabaha karşı 4'te mesela bir kapı açılıyor. Adam yarı çıplak, buralarını böyle jiletle parçalamış, elinde döner bıçağı, anane avradını diye bir yere fırlıyor. Biz de böyle peşinden bakıyoruz. Her yerde bir kavga, her yerde bir dövüş. Müthiş kriminal bir yer. Fakat benim en büyük avantajım, orada oturan romanlar bana bayıldılar abi. Çünkü bir sahne var. Gafdici Fethi sokağa giriyor arabayla, üstü açık bir 63 model bir Chevrolet'le. Hatırlarsanız oğlunuzu İbni olmaktan nasıl kurtarırsınız diye kitap sattığı bir sahne var.
Tam o sahneye giriyoruz. Arkamızdan bütün mahalledeki çocuklar arabanın peşinden koşturuyorlar. Asistan kızlar da bağırıyor. Arabaların peşine gitmeyin! Arabaların peşine gitmeyin! Çocukları ayırıyorlar. Bir türlü çekim yapamıyoruz. Mustafa Altıoklar'a dedim ki hoca, normalde böyle bir mahalleye zaten böyle bir araba girerse çoluk çocuk bunun peşinden koşar. Allah aşkına bırak dedim çoluk çocuk peşinden koşsun. Asistan kızlar çocukları kovuyorlar. Doğru söylüyorsun dedi. Çocuklara karışmayın falan dedi. Çocukların da arasında kavga dövüş var. Ufak roman çocuklar var. Roman çocukları devamlı böyle arkaya itmeye çalışıyorlar. Siz arkaya gidin falan diye. Baktım ağlıyorlar mağlıyorlar çocuklar. Ne oldu evladım dedim. Abi dedi biz romanız diye bizi aralarına katmıyorlar. Bizi dövüyorlar dedi. Arkadaşlar dedim bir dakika çocuklara. Ben de dedim romanım. Eğer dedim bu çocuklara burada birinin dedim kılına zarar gelsin. Yemin ediyorum hiçbirinizi oynatmam dedim bu sahnede. Roman çocuklar dedim öne gelsin. Hepsi küçük zaten onların. Öyle olunca romanlar bana bayıldılar. Beni de roman bellediler. Mahalleye böyle bir giriyorum. Roman teyzeler bağırıyor pencereden. Fethi! Annen ölsün Fethi! Kurban olurum sana Fethi! Falan diye. Bir akşam mahallede çekim yapıyor. Gece 2 falan oldu artık. Biz de biliyorsunuz genelde setlerde yönetmenlerin sesi duyulur hani. Hadi artık çabuk! Sessiz olun! Falan ne bekliyoruz falan diye. Bir şey oldu gecikince. Mustafa Altıoklar da ekibe fırça atmaya başladı. Hadi artık neyi bekliyoruz? Ne oluyor kardeşim? Saat oldu bilmem ne falan filan deyince çekim yaptığımız sokağın böyle 3. katında cumbalı bir yerde oturan bir amca pencereyi açtı. Bağırma lan göt dedi. Biz hepimiz böyle kaldık. Mustafa Altıoklar dedi bana mı diyorsun dedi. Sana diyorum lan dedi. Kes lan dedi. Buranın Allah'ı sen misin? Ne dedi bağırıp çağırıyorsun millete dedi. Biz böyle kaldık. Bize dedi ki size de yazıklar olsun lan dedi. Bu yavşak dedi oynayın diyor oynuyorsunuz susun diyor susuyorsunuz dedi. Ya adam yönetmen. Mustafa buna dedi ki terbiyesizlik yapma gir içeri falan filan yapınca ulan dedi senin falan aradı. Yanda pencerede böyle bir sardunya var onu böyle olduğu gibi mahalleye bizim üstümüze attı herif. Pat diye ortaya düştü ne oluyor ne oluyor. Prodüksiyon hemen şey yaptı kapıyı mapıyı açtırdılar. Babaya 2 büyük rakı alınca abi sükuneti sağladı. Kenardan bize bağırıyor. Üzmeyin lan abimi. Adam gibi oynayın. Falan diyor. Şimdi bir sahne var. Tam çekeceğiz. Arka planda evin önünden bir tane roman çocuk çıkıyor. Böyle 15-16 yaşında. Oğlan devamlı kapının önünde duruyor. Kızlar da buna çekil kardeşim oradan diyorlar. Bu da diyor ki ben niye çekileceğim? Ben de diyor bu filmde oynayacağım. Ben de görüneceğim kardeşim diyor. Ya olur mu olmaz mı? Adam kapının oradan çekilmiyor abi. Tam plan çekilecek kapıyı açıyor kendini gösteriyor çocuk. Ya çekilme ki çekilmiyor. Ya bırakın adam görünsün arka planda. Dediler ki üstündeki kostüm dönem kostümü değil. Allah Allah falan. Baktım üstünde Galatasaray forması var çocuğu. İstanbul Bank mı? Ha öyle bir şey yazıyor. Dedim ki kardeşim bak. İstiyorsan dedim çıkarsın görünürsün ama üstündeki dedim forma dönem forması değil. Yani o dönemdeki Galatasaray forması olsa tamam eyvallah ama bu döneme uygun değil. Başka bir şey giy geldi. Tamam abi dedi. Çocuk gitti içeri geldi başka bir şey giydi. Onda da güncel bir marka var burada önünde yazıyor. Taklit ama güncel. Ya bu da olmaz. Asistan kızlar anlatıyorlar falan. Oğlan da anlamıyor bir türlü. Ben çıkacağım diyor yok dönem forması değil yok dönem elbisesi değil falan bana zorluk çıkar. Geldim dedim ki arkadaşım bak Allah aşkına git döneme uygun bir şey giy. Seni oynatacağız. Bana dedi ki aman be Fethi abi dedi. Çıkarıp dedi dukayı ortaya koysam diyeceksin ki bu dönem dukası değil. Neyse neticede neticede filmi yaptık. Şimdi hayatımdaki birinci tesadüf filmle ilgili ağır romanla başladı. Yani benim ilk sinema filmimdi. Yani hayal ettiğimin ötesinde bir mucizeyle karşılaştım. Hayal ettiğim rolü oynadım. Televizyon dizisi de tesadüfle oldu. Yine bir gün tiyatroda prova yaparken dediler ki Umur Bugay seni arıyor. Allah Allah Umur Bugay beni niye arıyor? Ekiptekiler dediler ki yaşadın oğlum. Kesin bizimkiler dizisinde rolüm var. 15 senedir oynuyor. Bir 15 senede sen oynarsın. İyi falan. Telefon ettim Umur abi falan. Allah rahmet eylesin. Dedi evlat sen neredesin? Abi ben Taksim'de kültür merkezindeyim. İşte bizim iş yerimiz Cihangir'de. Bir gel dedi seninle bir proje için konuşmak istiyorum dedi. Tamam dedim gittim. Dedi ki ben dedi 10 bölümlük bir televizyon dizisine başlayacağım. İsmi Saygılar Bizden. Adliyede geçecek. O adliyede her bölüm Türkiye'deki vatandaşların adli sorunlarıyla ilgili birer bölüm yapacağım dedi. Çekirdek bir kadro var.
o kadronun dışında da oynayacak çok kaliteli misafir oyuncular var dedi. Abi kim yönetecek dedim. Zeki Öktem yönetecek dedi. Güzel. Başka kimler var abi dedim. Bir başladı saymaya. Çişim geldi Korkan'a. Kemal Sunal. Savaş Dinçel. Bizimkilerin bütün kadrosu. Abi ben burada ne oynayacağım? Sen de dedi adliyede fırlama bir memur var onu oynayacaksın falan filan dedi. Tamam dedim. Ulan dedim güzel projeyi. İlk defa bir televizyon dizisine başlayacağım. Hem de kaliteli bir kadro ile çalışacağız. O zamanki işte Sultanahmet'te nüfus müdürlüğü binası vardı. O nüfus müdürlüğü binasını adliye haline getirdiler. Hep hafta sonları ya da akşam 5'ten sonra, mesaiden sonra sürekli orada çalışıyoruz. Ben acayip heyecanlıyım çünkü ilk defa televizyon dizisi yapacağım. Kemal Sunal da heyecanlı. Kemal abi bembeyaz böyle. Kemal abiye dedim ki Kemal abi ben dedim hayatımda ilk defa televizyon dizisi yapacağım. Vallahi çok heyecanlanıyorum abi benim bildiğim bir mecra değil dedim. Oğlum böyle şeyler söyleme. Ben de çok heyecanlıyım çünkü benim de ilk dizim dedi. Bak Zeki'nin de ilk dizisi. Zeki Ökten'in de. Herkes ilk defa dizi yapıyor. Yani orada bana böyle bir rahatlama geldi. Ha, Kemal abi de tedirgin olduğuna göre iyi bir şey falan diye. Geliyoruz, gidiyoruz, çalışıyoruz, malışıyoruz. O arada bakıyorum tabii abilerim bana göre daha tecrübeli ya. İşte Kemal abi mesela bana arada soruyor. Diyor ki ya diyor şehir tiyatrolarında bilmem ne oyunu varmış onu gördün mü diyor. Ben diyorum abi vallahi gördüm ama bana biraz vasat geldi falan diyorum. Bu Bizimkiler dizisinde oynayan Orhan Dede vardı. Orhan Çağman, Allah rahmet eylesin. Hakim amcayı oynayan. Orhan amca devamlı bana çakıyor. Ben bir şey söylüyorum abi oyun iyi değil diyorum. Önüne gelen de tiyatro mürekkidi oldu başımıza anasını satayım diyor. Allah Allah falan. Bir filmle ilgili bir şey soruyor Kemal abi. Bir şey cevap veriyorum. Önüne gelen de film üzerine otorite kesildi başımıza diyor. Devamlı bana laf koyuyor. Bir gün yine bir şey oldu. Yine bana bir laf çaktı. Kemal abi kahveyle püskürerek dışarıya çıktı. Ben anladım bir şey olduğunu. Olay şey oldu falan ama moralim de bozuldu. Orhan dedi çünkü bana devamlı tokatlıyor her fırsatta. Konuşturmuyor beni yani. Dedim ya Kemal abi Orhan dedi dedim beni pek sevmedi galiba dedim. Niye dedim beni devamlı tersliyor? Oğlum dedi Orhan dede seni galerici zannediyor dedi. Nasıl dedim? İlk dedi biz okuma provası yaptık ya dedi. Evet. Orada dedi sen okurken Orhan dede bana sordu. Kemal bu kim demiş. Kemal abi demiş ki galeri sahibi. Peki demiş galericinin burada ne işi var? Oyuncu mu kalmadı? O da demiş ki Zeki Ökten'e bedava araba verecek. Zeki de ona karşılık bunu 10 bölüm oynatacak. Onun için burada demiş. O yüzden sana kıl kapıyor. Sakın bozma dedi. Ha ben işi öğrendim mi tamam. Orhan dede bana devamlı fırça koyuyor. Ben hep topu göğsümde yumuşatıyorum böyle. Relax takılıyorum. Bir şey demiyorum abi. Bir gün Bursa'dan bir arkadaşım araba almaya geldi İstanbul'a. Telefonla konuştuk. Ne alacaksın? BMW alacağım bir tane dedi. Dedim ki arabayı aldıktan sonra kurban olayım Sultanahmet'teki nüfus müdürlüğünün önüne gel. Böyle bir oyun var. Orhan dede beni galerici zannediyor. Zeki abi araba hediye edeceğimi zannediyor. Hem de gelsin Zeki abi falan böyle bir organizasyon yapalım. Tamam dedi. Kemal abiye söyledim, Zeki abiye söyledim. Orhan dedenin dışında ekipte herkesin haberi var abi. Çocuk öğleden sonra arabayla geldi. 520 BMW üstünü açmış koltuklarda daha naylonları duruyor yeni. Şeyler var numaralı şeritler, meritler falan filan. Kağıtları duruyordu arabanın. Hemen bir haber. Zeki Ökten kalktı ayağa. Arkadaşlar sete 5 dakika ara veriyoruz. Arabam gelmiş onu görmem lazım. Dedi. Biz hepimiz dışarıya akınca Orhan dede de aktı tabii bizle beraber. Böyle seyrediyor kenardan. Zeki abi geldi arabaya oturdu bir baktı falan filan. Arabada kırmızı renk. Bana dedi ki evladım ben kırmızı renk araba sevmem. Ben senden kırmızı mı istedim dedi. Ya metalik kum gri olacak ya da siyah. Ben kırmızı istemiyorum al götür bunu dedi. Hocam dedim Almanya'dan zaten zor getiriyoruz. Kurban olayım dedim Allah aşkına 8 ay bekleriz. Ben beklerim bunu istemiyorum dedi. Orhan dedeye baktım Orhan dede yanaklarına vuruyor böyle çap. İnanamıyorum Allah'ım. Adam diyor herife bedava araba verdi herif rengini beğenmiyor ya diyor falan. Zaman zaman da rahmetli Kemal abi beni sevdiği için set yemeğinin dışında ya gidelim şu Sultanahmet'te bir köfte yiyelim. Tarihi Sultanahmet köftecisinde diyor. Bir defa gittik Kemal abi köfte yiyemedi rahmetli. Çünkü bize cam kenarında bir masa verdiler. Abi millet böyle vantuzlanmış gibi cama yapıştı. Biz Kemal abiyle buradayız. 300 kişi burada kafayı sokmuş köfte yiyen adamları seyrediyorlar.
Baktı ki olacak gibi değil. Kemal abi arka kapıdan kaçtı. Ben o zamanlar beni kimse tanımadığı için ben rahat rahat köftemi de helvamı da vurdum. Sete geldim. Bu tabii duyuldu. Orhan dede devamlı Kemal abi diyor ki ulan Kemal dünkü galericilere diyor. Köfte ısmarlıyorsun. Biz ya bunca yıllık abiniz bize bir köfte ısmarlamadı diyor. Ya ısmarlarım babacığım falan. Sürekli Kemal abinin üstüne oynuyorlar. Babacığım bir köfte ısmarla da yiyelim. Babacığım bir köfte ısmarla da yiyelim. En sonunda Kemal abi dedi ki lanet olsun lan dedi. Tamam hepinize köfte ısmarlıyorum dedi. Ama dedi bir şartım var dedi. Orhan dedi. Evet Kemal'im dedi. Hesap dedi 1000 lira ve üstü gelirse ben veriyorum. 1000 lira ve altı geliyorsa da sen veriyorsun Orhan dede dedi. Orhan Çağman da tamam evladım dedi. Hep beraber köfteciye gideceğiz. Biz normalde 8-10 kişi gidecektik. Hesabı katlayabilmek için Orhan dede devamlı gelmek istemeyenleri de çağırıyor. Gelin evladım, gelin yavrum, gelin oğlum falan. Köfteciye bir gittik 30 kişiyiz abi kalabalık böyle. Getir oğlum, götür oğlum. Abi bana bir porsiyon diyorsun. Hemen Orhan dede böyle yapıyor. 1,5. Biri diyor ben tatlı yemem. Orhan dedi 2 tane. Hesabı katlamaya çalışıyor. Yedik içtik falan filan. Kemal abi dedi ki gülüm hesap dedi. Adam hesabı getirdi. Rahmetli Kemal abi böyle hesabı açtı. Buyur dedeciğim kesene bereket dedi. Nasıl ya falan yaptı Orhan dedi. Bir açtık 999 lira. Nasıl ya diyor. Evladım bunu bir götür bir bak bir daha hesaplayın dedi. Dünyanın şeyini yedik ya olacak iş değil diyor. Adam gitti yine uğraştılar. Efendim 999 lira dedi tam. Ulan diyor size yazıklar olsun diyor. Lan bir tane ayran fazla içseniz hesap Kemal'e girecekti şimdi ben vereceğim parayı dedi. Kemal abi vereceğim parayı falan dedi. Dede isteksiz de olsa 1000 lirayı aslanlar gibi ateşledi baba. Çıktık geldik gülmekten yerlere yatıyoruz. Orhan dede herkese anlatıyor ulan 1 lira yüzünden hesap bana girdi diye. Dedim Kemal abi vallahi şanslı adamsın ha. 1 lira yüzünden hesap dedim Orhan dedeye kaldı. Ne Orhan dedeye kaldı lan dedi. Ben önceden garson ayarladım. Gülüm hesap kaç lira gelirse gelsin 999 lira yazacaksın. Kalanını da ben zaten öderim. Böylece aslanlar gibi hesabı Orhan dedeye kitlemiş oldu. Ama benim için hayatımda çalıştığım en muhteşem projeydi. Çünkü Türkiye'nin çok kaliteli oyuncularıyla en azından Zeki Ökten gibi bir yönetmenle çalışmak şansına sahip oldum. Kemal Sunal gibi büyük bir ustayla çalışma şansına sahip oldum. Kemal abi herkesin zannettiği gibi sadece Türk filmlerinde böyle eşek öyle eşek diyen adamdan ibaret değildi. Gerçekten müthiş vizyonu olan bir adamdı ve hatırladığım o dönemde bana hep şeyden dert yanardı. Bir oyuncuyu en çok geriye götüren şey tekrar etmektir. Bir şeyi iyi yaparsın, ya burada hep bunu yap, hep burada bunu yap. Ulan yazsınlar bir adam gibi rolde, şöyle ağırlığı olan, dramatik yapısı sağlam olan bir şey. Ben de onlarda oynamak isterdim derdi. En çok şaşırdığım noktada Kemal abi dizide mübaşiri oynuyordu. Yani adliyede mübaşirdi. Hep kostümüyle eve gider gelirdi. Yani mübaşir kostümü var üstünde, kravatı, şapkası. Bir tek şapkayı sete bırakır. O vaziyette arabasını atlar evine giderdi. Sabah tekrar kostümünü giymiş olarak bir daha gelirdi. Müthiş iş disiplini. Yani hepsinde iş disiplini ve onun dışında da bu kadar tecrübeli insanlarla bir arada çalışıyorsun. Ve her çalışmada, her anda, her planda bir şey öğreniyorsun. Benim için hayatımın en güzel taraflarından biri o kaliteli insanlarla 2 ay çalıştım ama sanki bir konservatuvarda 2 sene sinema, TV, dizi oyunculuğu, kamera önü oyunculuğu gibi kavramları o adamların sayesinde öğrendim. Bu vesileyle başta sevgili Umur Bugay olmak üzere bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük yapımcısıydı Umur Bugay. En büyük olmasının sebebi büyük işler yapmasından ziyade insan anlamında da, insani anlamda da çok büyük bir adamdı. Çünkü biliyorsunuz Bizimkiler dizisi 15-16 sene devam etti. O dizi devam ederken dizide vefat etmiş olan oyuncuların bile ailesine sanki o adam her hafta oynuyormuş gibi parasını ailesine verebilecek kadar yüce gönüllü bir adamdı. Başta Umur Bugay olmak üzere sevgili Zeki Ökten'e, Kemal Sunal'a, Savaş Dinçel'e, Yaman Oka'ya hepsini rahmetle sevgiyle anıyorum. Yaşayanlara da sağlık ve uzun ömür diliyorum. Dizimizin adında da olduğu gibi sizlere burada veda ederken ben de saygılar bizden diyorum.